Stüdyo uygulamalarında objektifleri incelemeye devam ediyoruz. Önce geniş açıları inceledik, sonra normal açılar, şimdi tele objektiflere yani o 50 milimin üstündekileri incelemeye başlıyoruz. Devam edelim. Yine tekrar edelim. Objektifler temelde 3'e ayrılıyordu. 3 ana grupta sabit odaklı asal objektifler, zoom objektifler, değişken odaklılar ve özel objektifler şeklinde ayrılıyor. Bu değişken odaklı zoom objektiflerde de dar açıları yani 50 milimin üstündeki her objektifi incelemiş olacağız. Teleobjektifler uzun odaklıdır. Geniş açı ve normal objektiflerden daha dar bir görüş açısına sahiptirler ve Z ekseni boyunca uzamı sıkıştırırlar. Yani şurayı sıkıştırırlar. Bu yüzden teleobjektifler bir görüntünün arka planını ön planının yakınına getirmiş gibi görünürler. Konuyu fona yapıştırarak perspektif yığılması yaparlar. Yani geniş açılı objektifte neydi? İşte kadraja yakın olanla uzak olan arasındaki mesafeyi, normal mesafeyi daha uzun gösterirdi, daha uzak gösterirdi. Normal objektifte normal gösterirdi ama dar açılı objektiflerde de daha yakın gösterir, daha sıkıştırır. Ve arkadaki fonu da, manzara ya da fonu da konuya iyice yaklaştırır, bazen yapıştırır. Onu kastediyor. Z hareketi boyunca, hareketlerde Z ekseni boyunca çarpıtılarak hareketler, objektife doğru yaklaşan veya uzaklaşan konular zorlukla ilerliyormuş gibi görünürler. Bunu işte bazı savaş filmleri sahnelerinde askerler yürürken ya da ne bileyim toplu yürüyüşlerde filan bu objektifler kullanıldığında çok hoş görüntüler ortaya çıkıyor. Teleobjektifler yüzdeki şekilleri de yassılaştırırlar ama bu 85'in üstündekiler yani 100 mm ve sonrasındakiler daha yassılaştırıyor. O yüzden portre çekimlerinde kullanılmaz. Bu yüzden odak uzunlukları normal objektiflerinkinden hafifçe fazla olanlar dışında örneğin 85 mm kadar insanların portre ve yakın çekimlerinde kullanılmazlar. Yani 100 mm'den sonra portre çekimlerinde dar açılı objektifler yani tele objektifler kullanılmaz. Bu objektiflerin oluşturduğu alan derinlikleri sığdır. Yani azdır. Tele objektifin Z ekseni üzerinde oluşturduğu uzaklık çarpılması az kalabalığı yoğun bir kalabalıkmış gibi gösterebilir. Tele objektif arka planı karakterin hemen arkasına onu huzursuz edecek kadar yakınına getirir ve ikisi arasında güçlü bir görsel bağ kurar. İç mekanda çekim yapıldığında karakteri çerçevede boy plan görmek için gerekli kamera konu mesafesini sağlayacak kadar yer bulamayacağınızdan teleobjektif kullanma şansınız olmayabilir. Şimdi bu ne demek? Geniş açılı objektifleri işlerken söylemiştik işte dar koridorlarda ya da araba içi gibi araba içi çekimlerde o dar alanlarda geniş açılı objektifler kullanılır. Neden? Çünkü hani onun boy planını, bel planını, diz planını filan çekebilmek için tele objektifler yani dar açılı objektifler gerekli görüntüyü sağlamaz. Bunlarla ancak yüz plan, detay planlar çekilebilir o dar alanlarda. Bu nedenle onu kastediyor. Yani geniş açılı kullanılır ama o boy plan, bel plan belki ama işte diz plan filan bu kamerayla görme şansınız azdır. Onu kastediyor. Şimdi özelliklerine bakalım. İşte 50 mm'nin üstündeki her objektif dar açılı yani tele objektiftir. İşte 70, 135 gibi değişken odaklılar olduğu gibi 50 mm'nin üstünde işte 85, 100 falan diye giden sabit odaklılar da vardır. Evet, bu fotoğrafı kastediyorum. Mesela işte burada figürasyon bunlar elbette ki. Diyelim ki 100 kişi var ama burada binlerce askeri gösteriyor, göstermeniz gerekiyor. Binlerce figüran kolay kolay olamayacağına göre dar açılı objektifte koyduğunuzda hem yürüyüşlerini daha böyle artistik, estetik gösterirsiniz hem de daha kalabalıkmış gibi gösterirsiniz. Bu aynı zamanda işte diyelim ki bir konferans salonunda ya da bir tiyatro salonunda işte elinizde 20-30 tane figürasyon vardır o koltuklarda oturtabileceğiniz ama sahneyi çok kalabalık göstermek istiyorsunuzdur.
İşte bir dar açılı objektifle çektiğinizde işte 15-20 kişiyi yüzlerce kişiye dönüşebilir. Yani o efekte, o etkiye dönüşebilir. Bunu kastetmiştik. Görüş açısı 18 dereceye kadardır. 2 dereceye kadar bile düşebilir. Konu odaklıdır. Fon fluodur. Yani ön net arka fluo dediğimiz şey. Şurada yani diyaframı açtığınızda yani bir rakamına ne kadar yaklaştırırsanız açmaktı ya, hani F8'in altındakiler açmak, üstündekiler de kısmaktı. Açtığınızda arka fonu uçurur. Masum. Heh. Arka fonu uçurur. Flulaştırır. Konuyu ön plana çıkarır. Buradaki modeli ortaya çıkarır. Net alan derinliği sınırlıdır, sığdır, azdır. Asıl konuyu çevresindekilerden arındırır. Yani konuyu patlatır, konuyu ön plana çıkarır. Ön net arka flu yapılır. Konu ile mekanı birbirinden ayırır. Görüntü daha büyüktür. Yani fon, asıl konunun görüntüsü daha büyüktür. En ufak bir sarsıntı fotoğrafı, görüntüyü bozacağından tripod kullanılmalıdır mutlaka. Zaten hani özel bir amacınız, omuz kamerası gibi ya da elde çekim gibi özel bir amacınız yoksa genellikle tripod kullanılmalıdır. Milimetre arttıkça arka plan iyice daralır. Net alan derinliği iyice daralır ve arka plan da daralır. Ne tip çekimlerde kullanılır? Yakın plan, portre ama 85 milime kadar, 100 milimle çekmemenizi tavsiye ederim. Yüzü yassı gösterir. Moda fotoğrafçılığında yaratıcı amaçlı kullanılır. Kuş, aksiyon, sahneyi daha kalabalık gösteren çekimlerde kullanılır. İşte burada gördüğünüz objektif 85 milimlik ama bu 100-200 şeklinde gidebilir. Ayrıca her fotoğraf makinesi ya da kamera üretici firmanın ürettiği bağlantı kitleri vardır. Şuraya bir ismini unuttum şimdi ama bir kit bağlanır ve işte zoom ölçüleri iki katına çıkarılabilir. Bu şekli tekrar edelim. 50 milimin altındakiler geniş, üstündekiler dardı. 50 milimi insan tek gözüydü, insan normal bakış açısıydı. Bu şekilde unutmayalım hiçbir zaman. Bu fotoğrafı da objektiflerle ilgili tüm sunumlara koyacağım. Şurası 50, tek gözünün, insanın tek gözünün normal gördüğü alan. Ölçü yani 50 milimin altına düştükçe görüntü büyüyordu, geniş açılı oluyordu. 50 milimin üstünde de görüntü küçülüyordu, dar açılı teleobjektif oluyordu. Bu sunum da burada bitti. Kaynakçılara çok teşekkür ediyorum. Stüdyo uygulamaları ile ilgili diğer sunumlar burada. Sunumu dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.